deniz atı Hippocampus guttalatus. Bu türün aslen kökeni Atlanto-Mediterran'dır. Cygnadetia ailesine üye olan bu deniz atını Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Akdeniz'de alkle kaplı sığ zeminlerde yapacağınız alışlarda su altında nadir de olsa görmeniz mümkündür. Çok ufak ve çok iyi kamufle oldukları için sadece çok dikkatli ve odaklanarak aramak gerekir. Kıvrık kuyruklarıyla deniz çayırlarına tutunurlar. Çoğunlukla boyları 8 ile 10 cm arasında değişmesine rağmen maksimum 20 cm boylara ulaşanları da bilinir. Ortalama 2 ile 4 yıl arası değişen bir yaşam süreleri vardır. Tüp gibi uzamış burnunun ucunda ufak bir ağzı ve diş bulunmayan bir çenesi vardır. Deniz atlarının temel menülerini balık yumurtaları, minik yengeçler, kabuklular ve zooplanktonlar oluşturur. Deri levhalarla kaplı, bazen mavi beyaz beneklerin bulunduğu, parlak sarı, kırmızı, kahverengi, siyah gibi değişken bir vücut rengi vardır. Diğer deniz atı türlerinden ayıran baş ve boyun bölgesinde bulunan belirgin deri çıkıntılarıyla süslüdür. Bu türün kıvrık bir kuyruğu vardır ama kuyruk yüzgeçleri yoktur. Vücudunda gövdesinde 20, kuyruğunda 50 olmak üzere kemiksel halkalar bulunur. Diğer deniz atı türlerinden uzun burnu ve daha esnek görünümlü vücut yapısıyla ayrılırlar. Ama yine de deniz atı türlerini birbirinden ayırt etmek oldukça zordur. Erkek deniz atlarının anüs yüzgecinin hizasında kuyruklarının önünde bir yumurta kesesi bulunur. Dişiler yumurtalarını erkeklerin bu kesesinin içerisine bırakır. Yumurtaların döllenmesi ve kuluçka süresi bahar aylarında başlayıp sonbahar aylarının sonuna kadar erkeğin bu yumurta keselerinin içerisinde gerçekleşir. Ortalama 5 hafta süren kuluçka dönemi sonrasında ortalama 15 mm boylarında yavrular dünyaya gelir. Türkiye ve Avrupa'da denize kıyısı olan bütün ülkelerde koruma altına alınmış bir türdür.